Herkese günaydın. Şu an sabahın çok erken saatleri ve biz birazdan yola çıkacağız. Araç boş, şoför koltuğumuz da boş ama birazdan bu koltuk dolacak ve sizin de çok yakından tanıdığınız biri oturacak. Kaptan koltuğuna tecrübeli ve sizin de yakından tanıdığınız Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız oturdu. TürkSat'ın etkinliğine şu an Tuzgörü'ne gidiyoruz. Yolculuğumuz başladı. Orada gençlerle birlikte modelin bir yarışması var. Arkadaşlarımızın etkinliğine katılacağız. Gençlerle birlikte olacağız. Ondan sonra Kırşehir'e geçeceğiz. Kırşehir'li vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Ankara Niğde otoyoluna doğru ilerliyoruz. Ankara Gölbaşı'ndan başlıyor Niğde'ye kadar. Yaklaşık bağlantı yollarıyla birlikte 500 kilometrelik bir yol. Son 20 yıl içinde yaptığımız güvenli konforlu yollarından en iyilerinden bir tanesi. Biraz sonra onu da bir tekrar deneyimlemiş olacağız hep birlikte. Tabii biz yolları yapıyoruz ama yaptığımızda işimiz bitmiyor. Asıl işimiz ondan sonra başlıyor. Vatandaşlarımız yollarda seyahat ederken mutlaka onların güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak için de binlerce arkadaşımız onları takip ediyorlar aslında bir taraftan da. Adil Kara İsmailoğlu'nun programı bugün gerçekten çok yoğundu. Onun hızına yetişmekte zaman zaman zorlandım. Ankara'dan Aksaray'a gitti. Orada TürkSat model uydu yarışması vardı. Orada dereceye giren gençlerle bir araya geldi. Onların uydu modellerini inceledi. Oradan da Kırşehir'e geçti. Bu sefer Kırşehir'de esnaflarla buluştu. İş yerlerini ziyaret etti. Artık akşam olmak üzere, hava kararmak üzere ama tabii ki program burada daha bitmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun bir programı daha var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız akşam saatlerinde de gençlerle buluştu. Sabırla vatandaş milleti için çalışırsanız, yaptığınız işi en iyi şekilde yaparsanız mutlaka sizleri takdir edenler olacaktır.